Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim sizinle. Arkadaşlar şu an BTC neler yapıyor? Hala ve hala düşen trendinin üzerine atamadı. Da kırılım bile gelmemiş. Millet uçup kaçmaya başladı bile arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım size. Bana diyorlar temel analiz neden yapmıyorsun? Size yapacağım arkadaşlar bu videoda yapacağım temel analiz size. Ama kendi usulüme göre tamam mı? Şimdi grafik yok. Temel analizi var. Tamam mı? Twitter'a girmeniz yeterli arkadaşlar. Gelen milletin paylaşımları, yorumları vesaire hepsi ortada duruyor. Bakabilirsiniz. Şimdi Ethereum ETF'i bugün açıklanacak. Doğru mu? Onaylandı mı, onaylanmadı gibisinde. Şunu sormak istiyorum size arkadaşlar. Ethereum'un piyasa değeri ne kadar? Ne kadar ben söyleyeyim 480 milyar dolar şu an için 480 milyar dolar. Peki Ethereum yüzde 25 yaptı mı? Yaptı. Ne kadarlık bir yükseliş 25? Kaç para girmiş olması gerekiyor Ethereum'e? 100 milyar dolar. Bak. Kaç paramız var bizim? Toplasan şöyle 150 bin takipçi var. Toplasan kaç paramız var? tüm Türkiye'yi toplasan kaç paramız var arkadaşlar? Türkiye'de şu an kasada kaç para var? Bunu biliyor musunuz? Bu kadar para var mı sizce? Peki nereden geldi bu para? Yani nasıl böyle 100 milyar dolarlık bir yükseliş yapabiliyor? Şimdi konuyu detaylandıracağım arkadaşlar. Ben çok büyük bir dolandırıcıyım diyelim. Tamam mı? Sizi dolandıracağım ben. Ama çok güçlüyüm bir de. Yani bütün güç elimde benim. Medya gücü de var. Zaten piyasada benim kontrolümde. Bakın arkadaşlar bu piyasanın sahibi var. Sahibi var. Ve bu piyasanın sahibi öyle senin benim gibi değil. Adamlar dünyayı yönetiyor arkadaşlar. Dünyayı yönetiyor. Paranın asıl sahipleridir bunlar. Ve şu an piyasaya bir yani Ethereum'a özellikle 100 milyar dolar para girişi olmuş. Sizce bu senin benim tarafından mı sokuldu yoksa bunlar tarafından mı sokuldu? Önce bunu bir düşünün. Tamam mı? 100 milyar dolar sokulduysa senin benim tarafımdan değil bunlar tarafından sokuldu. Tamam bu cepte doğru mu? Peki biz Ethereum'u baza alıyoruz. ETF daha onaylanmamış arkadaşlar onaylanmamış. Daha açıklama gelmemiş. %25 yükselmiş. Ve Twitter'daki paylaşımlara bakıyorum. İşte Ethereum ETF onaylanacak göreceksiniz. Uzaya fırlayacak vesaire. Bunlar pompalanıyor. Hatta bazılar diyor ki kaldıraçlarımızı ayarladık bekliyoruz. Arkadaşlar kaç kaldıraç kaç x girmen lazım ki? Sen buradan 4x 5x kaldıraç girsen buradan ne olur? Biraz düşse arkadaşlar bittin zaten. Yani işi çocuk oncağına çevirmeye gerek yok. Ya yani bu anlattıklar mı? Biri anlatsın size. Tamam mı? Bıyığımı keseyim. Bıyığımı keseyim arkadaşlar. Yani biz her zaman gerçekleri konuşuruz. Tamam mı? Bazı bebeler var. Saçma sapan yorumlar yazıyor. İşte o coşkunun peşinden gidiyor. Anlatabildim mi yani? Yüzde yirmi şey beş yapmış. Kaç parayla yapmış? Bunu bilmiyor. Ve coşkunun peşinden gidiyor. Tamam. Geri konuya gelelim arkadaşlar. Ben büyük bir dolandırıcıyım. Piyasayı ben yönetiyorum. Dünyayı ben yönetiyorum. Amacım ne? Burada size para kazandırmak mı? Yoksa sizi dolandırmak mı? Bu piyasayı ben neden kurdum? Siz kazanasınız diye mi, kaybedesiniz diye mi? Tabii ki kaybedin diye kurdum. Doğru mu? Eğer öyle olmasaydı dünyada kölelik sistemi olmazdı. Bu kadar basit. Bakın temel analiz budur. Öyle coşkuyla, fomo ile temel analiz olmaz. Bunları söyleyecek cesareti varsa birinin anlatsın size. Ben size anlatıyorum. Bu BlackRock dediğiniz şirket örnek vereyim. Bu piyasanın ana yapıcısıdır. Yani kripto piyasasını kuran güç bunlardır zaten arkadaşlar. Bir tek bunlar değil. İki şirket daha var arkadaşlar yanlarında. Bu üçü zaten bu piyasanın kontrolünü sağlıyor. Yani onlar ne isterse o oluyor arkadaşlar. Onu anlatayım öncelikle size. Yani toz pembe değil her şey. Bugün Twitter'a da yazdım. Toz pembe değil. Detaylara giriyorum şimdi zaten. Ben ne yaptım? 100 milyarı direkt ben sokmadım zaten arkadaşlar. Şöyle 80 milyarı ben soktum. Ethereum'u uçurduk. Ardından haber pompaladım. Bir coşku verdim arkadaşlar. Ne dedim? ETF onaylanacak. Ethereum ETF'i onaylanacak. Ya sanki var ya böyle çok büyük bir şey olacak gibi. Bitcoin ETF'leri bile bu kadar hararetli gündem olmamış. Sanki tek kurtuluşumuz Ethereum'un ETF'iymiş gibi. Birileri size pompa veriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Birileri size pompa veriyor. Veriyor coşkuyu da veriyor. Sürü psikolojisi. Benim anlattıklarım yani kimilerin hoşuna gider kimilerinin gitmez. Tamam mı? Hoşuna gitmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Ben doğru bildiklerimi anlatırım arkadaşlar. İşine gelmediği için anlattıklarım hoşuna gitmeyebilir. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar ben dolandırıcı. 80 milyarı soktum. Ethereum'u %20 uçurdum. Ondan sonra bu haberleri servis ettim. Biliyorum bazı fenomenler sürü psikolojisinde zaten pompalayacaklar size. Medyada bazı platformlara da diyorum ki siz bu haberi pompalayın iyice. Milleti fomolandırın diyorum. 5 milyar dolar da yatırımcılar sokuyor arkadaşlar piyasaya. Yani %5, 5 milyardan fazla. 20 milyar dolar normal insanlar sokmaya başlıyor piyasa. Dünya genelinden bahsediyorum arkadaşlar. Yani 80'i bunlar soktu veya ben soktum. 20'yi de sizler soktunuz diyelim. Ve verdim coşkuyu, verdim coşkuyu. Şimdi insanlar diyor ki işte ETF'in fiyatlanması yaşandı. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. ETF'in fiyatlanması diye bir şey yok. Tek bir güç var. Pat diye parayı sokuyor. Ve Ethereum anında %20 fırladı. Doğru mu? Bir güç yapıyor bunu arkadaşlar. Sen ben yapmıyoruz bunu. Yatırımcılar yapmıyor bunu. Önce bir ayıkın bunu bir yani. Tamam mı? Ondan sonra coşku veriliyor. Daha sonra siz para sokmaya başlıyorsunuz. Niye? ETF onaylanacak. Ethereum daha da uçacak. Güzel kardeşim zaten 100 milyar dolar para girmiş Ethereum'e. Az mı 100 milyar dolar? Keşke bizde olsa o para ülke olarak dünyanın en güçlü ülkesi haline gelebiliriz yani bir şekilde. Doğru mu yani? Enflasyon bu halde olmaz vesaire. Yani azımsanacak bir para değil bunlar arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradan Ethereum 10.000 dolara gidecek pat. Arkadaşlar bunu söylemek kolay da 10.000 dolara giderse piyasaya yani 500 milyar dolar daha para girmesi gerekiyor arkadaşlar. 500 milyar dolar diyorum ya. Şimdi böyle bir matematik var mı? Böyle bir anda gidecek. Yok tabii ki bir anda gidecek durumu yok. Bitcoin'u mu geçecek arkadaşlar Ethereum öyle mi düşünüyorsunuz siz? Bitcoin number one ve her zaman number one olarak kalacak. Bunu söyleyeyim. Yani yapacakları şudur diye düşünüyorum. Kendileri soktu parayı uçurdu. Ondan sonra haberleri pompaladılar. Oradan sizi mala sokuyorlar. Ethereum'a özellikle. Yani diğerlerini kastetmiyorum. Ethereum'a sokuyorlar. Gece de bir haber gelecek. Bakalım nasıl gelecek arkadaşlar. Şimdi millet dedi ya fiyatlanmasını yaşıyor. Yok adamlar kendini yükseltiyor. Düşünce de diyecekler ki işte onaylanmadı ve düştü gibisinden. Ha diyecek herkes. Lay lay lom. tos pembe dünya. Öyle değil arkadaşlar. Alenen, alenen paranızı tokatlamaya çalışıyorlar. Alenen. Öyle yok fiyatlanmaydı. Şuydu buydu. Red geldi. Düştü. falan Öyle değil. Her şey bir kurgudur. Her şey plan dahilinde gidiyor arkadaşlar. Unutmayın bu dediğimi. Bu piyasanın sahipleri var. Dünyanın sahipleri var. Onlar kurguluyor her şeyi en baştan. Onlar senden daha zeki, benden daha zeki. Senin şu an verdiğin refleksi zaten bunlar planlıyor önceden. Anlatabildim mi? Yani e, geri zeka olmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Biraz bunlar düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bana saydırabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar yıllardır bize saydıran var, saydırmayan var. Dört yıldır YouTube'dayız çok şükür. Çok şükür sevenlerimiz de var. Hiçbir problem yok yani. Bugün aslansın, kralsın dediğin insanlar var ya, onların biraz geçmişine inin. Geçmiş ayı piyasalarında ne yapmışlar? Önce bunları bir araştırın arkadaşlar. Ona göre coşkunun peşinden gidin. Ben burada coşku verebilirim size. Yani kapağa aldanmayın arkadaşlar. Kapak tamamen sembolik. Tamam mı? Yani kapaktan ötürü böyle izlenmeler oluyor. Anlatabildim mi? Niye? Coşku veriyoruz. Ben ne yaptım? Bu tarz kapaklar bugüne kadar vermedim. Niye vermedim? Sizi rating uğruna bakın. Rating uğruna sizi gazlamak istemedim ben. Rating uğruna sizi gazlamak istemedim. Şimdi böyle bir adama sen istediğini diyebilirsin. Çünkü insan olamaz. İnsan olamaz. Tamam mı? Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben demiştim olayını sevmiyorum. Söylemem de ama arkadaşlar uyarıyorum sadece uyarıyorum ya. Yani. Millet Zannediyor ki ben kaç... Biri yazmış 90.000'den bitcoin alacaksın. Ya ben bitcoin zaten almayacağım. Tamam mı? 90 bini de beklemeden alırım ben zaten. Sıkıntı yok. Daha bir şey görmeden etmenin... Salak gibi yazmayın arkadaşlar. <laughs> yani... Öyle kolay değil. Bakın arkadaşlar. Bu adamlar sizin bu kafa yapınızı biliyor zaten. Tamam mı? Doğru söyleyeni dinlemezsiniz. Coşkunun peşinden gidersiniz. Bunu zaten... İnsan fıtratında var bu zaten. Şimdi piyasa yapıcılar bunun farkında. Zaten sizi oradan yakalıyorlar. Anlatabildim mi? Bakın. Temel analiz yapmazmış Ramço. Bu bugün bu videoda anlattıklar mı? Temel analizin A babasıdır arkadaşlar. A babasıdır. Onu söyleyeyim. Temel analiz haber değildir. Haberler ne için çıkarılır? Budur. Bunu bunu görmek lazım. Haberine İTF onaylanır. Ya da fol yok yumurta yok ortada. Bu mu temel analiz bu mu Onaylanırsa Ethereum uçacak Ya bu mu temel analiz ya bu kadar basit mi Sizce yani bu kadar basit mi Onaylanırsa uçacak <laughs> Ne kadar kolay ya çocuklar bile Yapabilir bu analizi doğru mu Bak grafiğe hiç değinmiyorum tamamen Psikolojik gidiyorum Şu an herkes FOMO gaza gelmiş durumda Zemin hazırlandı arkadaşlar zemin Hazırlandı Açıklama bakalım nasıl gelecek Yani Bitcoin'da durum basit zaten bir tık daha yukarı atıp hafta kapatmasını bekliyoruz. Tamam mı? Ben treni kaçırmışım ya. Ethereum zaten almıyordum ben arkadaşlar. Bakın Ethereum zaten almıyordum ki ben. Hiç Ethereum aldığımı gördünüz mü benim? Uzun vadeli yok. Gitsin bana ne ya? Gitsin hiç problem değil. Yani ben başka coinler almak istiyorum arkadaşlar. Mesela Pixel var. Düne kadar. Bakın şimdi e, Coşkun'un peşinden gidenler var ya arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Biz yeni değiliz yani. Yorumlarınızı hep okuyoruz zaten. Bak şöyle anlatacağım size şimdi. Şu yukarıdayken bakın şu yukarıdayken piksel alıyorum diyenler gaza gelip buradan alanlar tamam mı? Şimdi gene gaza geliyor. Biz ne dedik burada? Videolar duruyor. Pikseli buradan almam dedim. Niye? Daha yeni dedim. Bir oturması lazım. Bak. Buradan alanlar var. Terste bekleyenler bile var. Buradan al. Nerede ora? 1.03 şu an nerede? 0.36. Siz Ethereum'u alın. Ethereum bir 10x yapsa buradan 5 trilyona geliyor arkadaşlar. Akıl işi değil. Doğru mu? Gidebilir mi oraya? Öyle kolay bir şey mi? Yani 4.5 trilyon girecek Ethereum'a. E. Oh. Öyle kolay. Onu kaçırdık. Git al. Ama bak bu düşmüş. Asıl böyle şeyler alınır ileride doğru mu? Niye? Piyasa değeri düşüktür. Ama diyorum ben hala teyit bekliyorum. Bak mesela 1, 2, 3, 4 hafta önce 5 hafta önce biz sattık doğru mu? Bak piksel kaçtaydı biliyor musunuz? 46'daydı. Gerizekalı. İyi dinle bak. 46'daydı piksel şu an 36'da. Tamam mı? Bunu da görmek lazım. Şu an 36'da. İlk kez dinliyorsan sana o deminki lafı. Bilen biliyor kime dedi. 36'ya gelmiş. E sen düne kadar bir dolarlardan veriyordun coşkuyu. Ne oldu? Ne oldu? Kaça gelmiş? Hı? Hadi söyle bakalım. Kaça gelmiş? Yok Ethereum uçuyor. İntep onaylanacak. Tamam al o zaman Ethereum'u buradan. Al. Bunu söylüyorsan buradan Ethereum al. Tamam mı? Al ya. Sen git orada Uzun vadede paranı belki 2'ye 3'e katlayacaksın. Tamam mı? Biz bunları alırız. Sıkıntı yok. Uçmuş mu bu? Uçmamış. Ayiler vardı. Ne dedim ben hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın neden yapay zeka x ayiler falan alınmıyor dediniz. Şuradayken ben ne dedim arkadaşlar biraz beklemem lazım. Önce bir otursun grafiği. 1.60'lardaydı şu an 0.73'te arkadaşlar. Bunları ben söylemediysem Tamam mı? Yani biliyorsunuz söyledik zaten. Şu yukarılardayken söyledik biz bunları. Ve gelmiş buraya. Ya ben gider bunu alırım ya. Misal. Ha Neyi kaçırıyoruz? Biz neyi kaçırıyoruz yani? Ama siz aklınızı kaçırıyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Aklınızı başınıza alın arkadaşlar. Öyle çocuk onca değil bu işler. Biz çok ağlayan gördük. Çok. Çok ağlayan gördük. İntiharın eşiğine gelenleri çok gördük arkadaşlar. Benim ne gibi çıkarım var ki? Siz zannediyor musunuz ben YouTube'dan para kazanıyorum? Öyle bir şey var mı sizce yani? Ne kadar kazanıyorum ben YouTube'dan? Bir tahmin edin yani. YouTube Premium diye bir olay var. İnsanlar bunu kullanıyor. Reklamdan biz para kazanıyor muyuz zannediyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Ben tura gittiğimde takipçilerimiz şahit oldu. 50 bin dolar teklif aldım kabul etmedim arkadaşlar. 50 bin dolar teklif aldım kabul etmedim. Konu ne biliyor musunuz? Bizim bu projenin tanıtımını yapar mısın? Siz o tanıtımı yapanların peşinden gidin arkadaşlar. Tamam mı? Siz onların peşinden gidin. Sizi para kazanma aracı olarak görenlerin peşinden gidin. Umrumda değil. Umrumda değil. Eğer böyle bize geçirip batarsam var ya ben, ben en çok sevinen ben olacağım. Onu söyleyeyim mi? yani en çok sevinen ben olacağım. Yani son pişmanlık fayda etmez. Tamam mı? Son pişmanlık fayda etmez. Yani biz e, aklı başında insanlarız arkadaşlar. Aklı başında insanlarız. İnsanlar burada yıllarca kazandı paraları. Ne, ne zorluklarla kazandı paraları eritiyor. Bize diyoruz ki dikkatli olun. Bu piyasa her şeyinizi elinizden avucunuzdan alır. Şimdi bunu söyleyen adama siz neler söylüyorsunuz? Kimsiniz siz? Borsada mı çalışıyorsunuz? Diğer fenomenlerin elemanları mısınız? Muritleri misiniz? Hangi gruptan geldin? Anlatabildim mi arkadaşlar? Şu an. ara Yani şöyle anlatayım. Gerçek insan gibi görünüp. Botlar var arkadaşlar yorumlarda botlar bile var. Şimdi ben bazılarının e, tek tek yerine çomak sokuyorum. Yani ne yapar bu adamlar bizi linç ettirmeye çalışır doğru mu? Bunu yapıyorlar arkadaşlar emin olun yapıyorlar yani. Sıkıntı yok. Hep derim bir derdiniz varsa ben Türkiye'yi geziyorum mekanları atıyorum buyurun gelin ya buyurun gelin hiç sıkıntı yok. Yüzüme söyleyin yüzüme yani. Öyle bilgisayardan yazmakla olmaz. Yüzüme söylemeniz lazım. Bizim yüzümüz var çok şükür. Bugün sizin korka korka gittiğiniz yerlere ben giriyorum arkadaşlar, gidiyorum yani. Anlamak bir şekilde gidiyorum ve beni orada karşılayan insanlar var. Tamam mı? Siz korkudan gidemezsiniz ama öyle yerlere, doğru mu? E bu adam yapıyor bunu. Yani sen ne anlatıyorsun ki bana? Ne anlatıyorsun ki? Keşke herkes bizim gibi yapsa da Diyorum. Millet aydınlansa, bilinçlense. Bakın arkadaşlar. E, siz hayal dünyasında yaşayan, bunu saydıranlar üç doz aşı vurduranlarla aynı kişilerdir. Net. Üç doz aşı vurduranlarla aynı insanlar bunlar. Sürü. Sürü psikolojisi. Sizinkisi sürü psikolojisi. Başka değil. Sürü nereye gidiyor? Biz oraya ha, kendin var ya bir gram aklını kullanamıyorsun. Başkalarının aklıyla hareket ediyorsun. Ve doğrular anlatmaya çalışan birileri var. Görmüyorsun ama coşkunun peşinden gidiyorsun. Pompa yapıyorlar. Pompanın peşinden gidiyorsun. <laughs> Tam da çobanın yaptığı budur arkadaşlar. Çalar kavalını. Koyun sürüleri de onu takip eder ya hani. İşte o sürüye göre hareket etmeyin arkadaşlar. Faturasını çok ağır ödeyebilirsiniz yani. Çok ağır ödeyebilirsiniz. Benim param cebimde. Yaşıyorum hayatımı. Tamam mı? Yaşıyorum hayatımı. ve finansal özgürlüğüme ulaşmışım. Ve kriptodan, YouTube'dan değil yani onu söyleyeyim. YouTube'dan değil yani. Kendi başarılarımla yapmışım ben bunu. Doğru mu? Sen yaptın mı? Ve bu adama laf ediyorsun. Ya bu adam size bir şey öğretmeye çalışıyor burada. Diyor ki siz de böyle olun. Siz de rahatlığa erişin. Derdi bu bu adamın zaten. Tamam mı? E siz Köle olmaya devam edin. Efendilerin kölesi olmaya devam edin o zaman. Sürünün peşinden gidin. Gerçeklere bazı insanlar katlanamaz arkadaşlar. Katlanamaz. Herkesin kendi gerçekleri, doğruları vardır biliyorum. Katlanamıyor bazı insanlar. Tahammül edemiyor. Duymak bile istemiyor arkadaşlar. Kendi fikrinin zıttını duymak bile istemiyor. Ama bir gün başına bir şey gelecek. Keşke diyecek. Ama keşkelerle olmaz. Keşkelerle olmaz. Hani diyorsunuz ya keşke yıllar önce bitcoin alsaydım da. Ne oldu? Ne geçti eline? Keşke dedin de ne geçti eline, al, Geçmişe döndün de aldın mı o bitcoin'u? Alamadın. Bitti. Takılı kalmayın. Takılı kalmayın. Yok geçmişte şunu yapsaydım şimdi böyle olsaydı vesaire. Sadece feyiz alın. İnsanların hikayelerinden feyiz alın. Kimse size anlatmıyor doğru mu? Başarısızlıklardan bahseden yok. Hep başarıdan bahsederler size. Başarısızlıkları da bir dinleyin arkadaşlar. İnsanlar neden başarısız olmuş? Bir insan neden zengin olmuş? Desek herkes izliyor o tarz videoları. Bir insan zenginken neden dibe çökmüş diye video çeksek kimse izlemez. Niye? Gücün peşinden gitmeyi seviyorsunuz. Para. Para para. Başka bir şey değil ya. Ya var ya Para para diyen biri benim gözümde zavallıdır. Kusura bakmayın yani. Acizdir yani, aciz. Şu yok, para var. Bununla bir şey yapamayız. Bununla yaparız. Bu ne ya? Bu ne yani? Böyle iş olur mu arkadaşlar? Para tamam güçtür de ama aklını da kullanman lazım. Öyle kolay para gelmez. Aklını kullanmayan para kazanamaz. Bu kadar basit. Kimse kimseye bedavadan para vermiyor arkadaşlar. Doğru mu? Kimse kimseye bedavadan para vermiyor. O parayı hak etmen lazım. E aklını kullanmıyorsun. Hak ediyor musun o parayı? Hak etmiyorsun. O zaman aklını kullanman gerekiyor. Ve herkesin fikirlerine önem vermen gerekiyor. Bakın, kesin olan bir şey olsun, sıkıntı yok. Ama bir varsayımla bir coşku veriliyor. Bir varsayımla bir coşku veriliyor ve insanlar kaldıraçlı işlemlere giriyor. Belki de batacak az sonra yani. Hani nedir bu aç gözlülük nedir yani? Ve buna ön ayak olan insanlar var, meşhur insanlar var. İyi bir şey yapıyor gibi pompalıyor da pompalıyor. Pompalıyor da pompalıyor. O pompaladıkça siz peşinden gidiyorsunuz. O pompaladıkça siz peşinden gidiyorsunuz, tamam mı? Bakın bu söylediklerim benim takipçilerim için geçerli değil. Yeni girmişsindir piyasaya. Neyin ne olduğunu bilmiyorsundur. Onlar için söylüyorum ben. Zaten yıllardır biz benimle hareket eden sıkıntı yok. Mevzuyu biliyor. Nasıl gazladıklarını insanları donuna kadar nasıl aldıklarını iyi biliyorlar arkadaşlar. Çünkü ayı piyasasını dolu dolu yaşadı, yaşadılar. Bir sürü para kaybettiler. Sizce bakın ee, ya bu kadar insan neden bizi taşlamıyor yani? Bir yüzde beşlik kesim yapıyor. Diğerleri niye yapmıyor? Bir düşünün ya bak. Ne Aklını kullan para kazan. Niye biliyor musun? O adam var. Geçmişte battı. Tepeden aldılar. Coşkun'un peşinden gittiler. Ama senin başına gelmediği için şu an yazıyorsun, ediyorsun, laf ediyorsun. Ama bak senin de başına gelecek. Cidden diyorum. Gel beni dinlesen ya. Boş ver. Gel sen beni dinle. Çağrı yapıyorum sana buradan gel. Bak coşkunun peşinden gitme diyorum sana. Hata yaparsın. Şimdi Ethereum ETF onaylanmadı diyelim. Bak bir şey anlatacağım şimdi. Güzel <laughs> diyecekler ki onaylanmadı. Sonra Bitcoin yükselen tepeyi bir yapar haftalıkta. Ben oradan sepet yaparım arkadaşlar. <laughs> Bu kadar basit. Bak şimdi Ethereum ETF'nin gazı veriliyor. Uçacak. Diyelim çöktü. Yani onaylanmadı düştü ama Bitcoin sabit kaldı. Ardından bir de yükselen tepe yaptı. İşte oradan ben sepet yaparım. Yani bak ne coşkuya geldik ne bir şey yaptık. Gördünüz mü? En son videomuzda da dirence geldiğimizi söyledik zaten. İki tane kırmızı mum attı dirence geldikten sonra. Haftalık bazdan baktığımızda da. Bakın arkadaşlar hala yükselen tepeyi görmedim ben. Hala görmedim. Hafta henüz kapatmadı. Bakın 71.350'nin üst, üstünde kapatacak hepsi bu. Ben mallarını mallanırım ve öyle uçmuş kaçmış şeyleri almam zaten arkadaşlar. Zaten almam. Ama o coşkunun peşinden gidenler alır. Hangisi uçmuş? O 100x yapmış. Ben bunu almalıyım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. E, Bong mesela şu ürün Şöyle göstereyim. Bunu pompalayanlar bak kaç x yapmış? 200 x yapmış arkadaşlar. 200'e katlamış. İşte bunların peşinden gidenler var. Bunu almak isteyenler var. Ha yıkılmadı ayakta ama şunu söyleyeyim. 200'e katlamış bir ürün var karşımızda. Doğru mu? Yani biz tam aksine uçmayan bir şeyler bakacağız yani. Hepsi bu. Boğa gelse sıkıntı yok. Boğa gelmese Gene yapacak bir şey yok. Yani her şey nasiptir burada. Her şey nasiptir arkadaşlar. Yani biz bunları yaşayarak öğrendik. Ya arkadaşlar hani kolay günler geçirmedik ya. Gerçekten kolay günler geçirmedik. Ben her gün insanlara yardım ediyorum. Her şeyini kaybetmiş insanlar var arkadaşlar. Tamam mı? Sen her şeyini kaybetse zaten yorum yazacak halin kalmaz. Sen onlardan değilsin zaten. Ee, her şeyini kaybetmiş insanlar var burada. Zor durumdalar arkadaşlar zor durumdalar. Yani bilin bunlar var yani anlatabildim mi? Herkes coşkunun peşinden gidiyor bir yerden sonra yıkılıyor yani. Yıkılıyor. Emin adımlarla gitmen gerekir. Emin adım. Emin adım doğru adım. Tok gözlülük. Bak ben diyorum ki arkadaşlar aç gözlü olmayın. Bu piyasada yüzde doksanı kaybediyor aç kaybediyor diyorum ve yemedim laf kalmıyor. <laughs> ya bu cümlenin neresi yanlış? Neresi yanlış bu cümlenin? Eğer sen bu cümleye yanlış diyorsan geri zekalısın. başka bir şey değil. Kusura bakma ya. Arkadaşlar aç gözlülük en büyük düşmanınızdır bu piyasada. Unutmayın bu dediğimi. Niye biliyor musunuz? Sen buradan 1000x de yapsan 2000x beklersin. Satmasın geri zarara girersin. Açgözlü olursan en dibi yakalamak istersin. En tepe, tepeden satmak istersin. Açgözlü olursan en tehlikeli anlarda malda kalırsın. Niye hırs, aç gözlülük. Anlatabildim mi? Yani arkadaşlar temeli yapın ama haberlerin neden pompalandığını yapın. Yani onu onun analizini yapın. Bence temel budur yani. İşte e, şu olacak, e, Ethereum uçacak falan filan gibi haber geldi diyelim. Sen diyeceksin ki bu haberi niye pompaladılar şimdi? İnsanlar ne düşünüyor bu haberle ilgili? Ne tür bir psikolojiye girmişler? Bunun analizini yapacaksın. Ben yapıyorum arkadaşlar. Ben yapıyorum. Ben canlı yayınlar açıyorum. Orada yapıyorum temel analiz tamam mı? Ama video bak kapağı gördünüz. Hiç bize yakıştı mı bu kapak şimdiki? Yaptım bu, bu videoya hazırladım kapak bana yakıştı mı arkadaşlar siz söyleyin ya bana uygun bir şey miydi bilin coşku kapağı ve ben rating yapıyorum bu kapak uğruna. yani bu kapakla ben rating yapıyorum bana yakıştı mı bu şimdi İşte ben bunu yapmadım bugüne kadar anlatabildim mi arkadaşlar yani herkes kendi kararını verir özgürdür tamam mı coşkunun da peşinden gidebilir temkinli de gidebilir ama kimse kimseye böyle şey yapmasın, e, hadsizlik yapmasın yani. Öyle e, ya arkadaşlar isteyen istediğini yapar ya bu kadar basit. Yani bak hep diyorum biz Türkler böyle olmamalıyız diyorum. Hep bölünme, hep bölünme, hep kutuplaşma, hep muhalefet. Kimin kimseye saygısı yok falan yani. buna nasıl bir toplumdur bu anlatabildim mi? Ama var ya bedelini çok ağır ödeyeceğiz onu söyleyeyim yani. Hani bu zihniyetin faturasını çok ağır ödeyeceğiz. Fazla değil ya. Bir sene içinde olan, olan olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, dikkatli olun. Sizi zor günler bekliyor onu söyleyeyim yani. Ya bugünün keyfini çıkarın, tadını çıkarın. Yarın çok zor günler sizi bekleyecek. Hayatınızda kriptodan bahsetmiyorum. Bakın hayatta sizi yarın çok zor günler bekleyecek. Gelen tehlikenin farkında bile değilsiniz. Anca yaz, yazın yani anca yaz. Ama var ya en beter de siz faydalan, e, zarar edeceksiniz. Yani o tehlikeden en çok yarayı da siz alacaksınız. Niye biliyor musunuz? Bu tehlikeyi anlatan insanları yerin dibine sokuyorsunuz çünkü. O zaman hak ediyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama akıllı olan tedbirini alır. Bak yıllardır elektrik kesilecek falan diyorlar misal. Diyelim kestiler planın ne? Planın ne o zaman ne yapmayı düşünüyorsun? E, kriptonun sence bir anlamı kalır mı o zaman? Son bir aydır iyice pompalamaya başladılar. Güneş patlamaları falan da peşmek Bo Boş ver kriptoyu sen. Sen alacak ekmek bulamazsın ki o zaman. Alacak ekmek bulamazsın. Ne kriptosundan bahsediyorsun? Peki ona bir hazırlığın var mı yok? Ona bir hazırlık yaptın mı yapmadın? Ama bazı insanlar temkinlidir. Şimdiden yok mum stoklamıştır. Belki tüp almıştır, soba almıştır, bir şeyler yapmıştır. Karanlıkta yaşamak istemiyordur. Çocuğu vardır. Açlıktan ölmesin diye bilmiyorum makarna almıştır, un almıştır, depolamıştır bir yerine, bir şeyler yapmıştır. Kimi de ona demiştir ki ya salak yani abartma abartma filan demiştir. Diyelim yarın o gün geldi gerçekten yaşanıyor. O salak diyen kişi ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Sağa sola yağmalamalar yapacak. Dükkanları yağmalayacak. Çocuğunu doyurmak için örnek vereyim yani. Sadece bir örnek. Olacak diye bir şey yok. Ama öyle bir senaryo olsa o salak diyen adam o akıllılık yapan adama salak diyor ya. O akıllılık yapan adam açlık çekmeyecek. Doğru mu? Ama o salak diyen adam açlıktan ölecek belki de ya, belki birini öldürecek. O orada kendini ölecek belki de. Bakın arkadaşlar, on adım ileriyi düşünün her zaman. On adım ileriyi düşünün. Bugün ne değil, yarın ne olacak? Yani bugün tamam bir coşku var. Ya tersi olursa, bak bunu da sorun. Hep ya şöyle iyi olursa, öyle değil. Ya kötüsü olursa bunu da bir sorgulayın, matematiğinizi yapın, ona göre hareket edin. Şu an benim yaptığım işi herkes yapamaz arkadaşlar. Bakın yaptığım işi herkes yapamaz benim. Kolay değil. Aldım kararlar, verdiğim bilgiler. Bakın ben bugün neler anlattım size biliyor musunuz? Yani bu konular her yerde duyamazsınız arkadaşlar. İşin arka planını anlattım ben. Tamam mı? Bir yapıcı var, bir güç var burada. Şimdi bazıları diyor ki paranoyak bu adam, komplo teorisi filan. Beş doz aşı daha vurdurmanı dilerim. Tamam mı? Beş doz daha vurursun inşallah. Duadır senin için bu dua. Tamam mı? Çünkü sen severek vurduruyorsun. Senin için dua etmiş oluyorum. Beş doz aşı vurdurursun inşallah. Ekstradan. <laughs> Bak içinin yağlar yerinde değil mi? Senin için dua ettik. Arkadaşlar. Uyanık olun. Burada kimse bizi sevmiyor. Düşünmüyor. Tamam mı? Adamların niyeti elimizde avucumuzda ne varsa almak. Ve onlar nedeninden bugüne kadar kimse alamadı kolay kolay. Yani herkes alamaz arkadaşlar. Bakın istediğiniz kadar araştırın. Piyasada yüzde doksanı batıyor bitti. Sen o yüzde onun içinde olduğunu mu zannediyorsun kendine? Herkes mi o yüzde onun içinde? Ama senin kafandan çok giden var. Hatta yüzde doksanı senin kafadan gidiyor. O zaman bakış açını değiştirmen lazım. Yüzde on nasıl yapıyor? Buna bakman lazım. Yüzde doksan'a değil. Yüzde on nasıl hareket ediyor? Ona bakman lazım senin. Sürüye göre hareket edilmez arkadaşlar, tamam mı? Sürüde hareket edeni burada kurt kapar yani. Onu söyleyeyim. Burada ters. Sürüden ayrılanı kurt kapar ya. Burada sürüden, sürüyle beraber hareket edeni kurt kapar arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Neyse bugün bu tarz bir içerik hazırlamak istedim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>